Abi, annem balık istiyor, para versene. Al cebimden bu Haydi elleri görelim. Aynen. Atabey hayırlı olsun. Bursa Bülbülü bu sefer böyle bir Ege'den çıkıp Bolca'da Çanakkale biraz daha büyüdüğünüz topraklara doğru gittiniz. Evet, Bursalıyım ya ben Bursa'da olsun dedik. Çocukluğumun, çocukluğumun filmi yani çocukluğumu anlattım. Ee, o zamanki küçük atanın gördüğü abiler, o zamanın taverna dünyası. Bursa'da geçti benim hikayem, bir tane hayatımız var. Oradan da bir tane Bursa bölümümüz oldu. Kaset dönemi vesaire anlatılıyor ama biraz daha böyle 2000'ler, 90'lar diyebilir miyiz acaba film için? Tamamen 80'ler yani. Direkt 80'ler. Tabii 80'ler. 90'ların ortalarında bitmişti kaset. CD başlamıştı. Tam 86'da başlıyor işte. O zamanlar bu işin esbabı mucibesi kaset ve plak. Un kapanına gelme hikayesi var mı peki? Ee, bakacağız artık. O kadar spoiler <laughs> vermeyelim. Kadro bu sefer e, o alıştığımız Atatürk'ün filmlerindeki kadrodan da oldukça farklı. Bunu neye borçlusunuz, nasıl seçtiniz? Valla aslında biz her filmde başka kadrolar kullanıyoruz. Yani mesela Berlin Kaplanı'nda Eyvah Eyvah kadrosu neredeyse yok gibiydi. Hedefim Sensin'de Eyvah Eyvah kadrosunun bir kısmı Büyükler, Demet Abla, Rahmetli Tarık abi onlar vardı. Ama Niyazi Gül'de yine bir kısmı yok gibiydi. Bu sefer bambaşka bir kadro oluştu. Ee, ama gönüller bir olsun. Yarın öbür gün başka bir şey yaparız. Belki iki büyük kadroyu birbirine katarız. Güzeldi bu kadroda da tabii çok kıymetli oyuncular vardı. Menek Baykal, Tarık Pabuççoğlu, genç arkadaşlarımız Cem Gelinoğlu, Özge Özdaçar, efendime söyleyeyim Toygan Havanoğlu, Celil Nalçakan. Yani çok kıymetli arkadaşlarla çalıştık. Daha tabii Aycan Koptur isimlerinizi daha sayamadım. Çok geniş bir kadrosu var bu filmin. Hakan Bey'le de ilk çalışmanız değil Avrupa Arkası'ndan. Değil tabii beri... altı film çektik beraber. Avrupa yakasını bir tarafa bıraksak Eyvah 1 2 3, Gül 4, Berlin Kaplan'ı 5. Bu 6. film Hakan abi. Artık Aa 7 olanlar oldu da var. Olanlar oldu var. E evet. bak onu unutuyordum. <laughs> oradan da ekibe selam olsun diyelim. Çok farklı bir olsun. filmdi. Çalışmalar nasıldı? Set nasıldı? Hikayesi Çok yorucu bir, bir filmdi. Çünkü ta e, dönem filmi olduğu için çok çalışması çok zor bir filmdi. Herkes perukla çalıştı. O perukla yazın biraz zor oluyor. Eee kostüm Herkes Her sahne için farklı kostümler, dönem kostümleri, figürasyonu kastediyorum. Biz az, alışkınız böyle şeylere ama hazırlığı uzun süren, özellikle kostüm departmanının saç, makyaj ve sanat grubunun çokça yorulduğu bir filmdi. Ee, ve çokça gece sahnesi olduğu için e, biraz oyuncuların da e, istihap hatlarına yaklaştırdığımız yorgunluktan e, anlar oldu ama sonuçta keyifli bitti çok yetenekli birisiniz. Oyunculuk var, yönetmenlik var, senaryo tarafı var, şarkı ben da beni söylüyorsunuz. şimdi gör falan. <laughs> Sesiniz zaten bence muhteşem. Ben dinlemekten olun, çok keyif olayım. alıyorum. Hepsini birden böyle filmlerde görüyoruz ama hani siz böyle hangisinde daha fazla olmak isterdiniz? Ben hepsinin karışımıyım. Hiçbiri olamıyorum. Yani tek başına. Bir albüm yapmayı hevesiniz yok musunuz? <laughs> Yaptım ben albüm. Geçmişte ama şimdi hani böyle bir i̇şte daha seksenler. İşte mesela bunun albümü çıkacak. Bence albüm bir solo albümü aratmayacak kadar içinde güzel müzik barındırıyor. Onu tavsiye ediyorum. Bir de böyle bir sizden arabesk tınılara daha alışığız ya. O tınılar var e mı işte filmde? İşte bu de? filmde de var onlar. O zaman özlenilen bir Ata Demirer filmi geliyor diyebiliriz e evet, Evet, bana da öyle geliyor. <laughs> Kaset çıkaracağım inşallah. Ha. Ya onlar ya ben. Yeni bir sahne adı bulsanız yeridir. Sahne adı mı? Bursa Bülbülü Cengiz. İkinci sinema filminiz Bursa Bülbülü ile başrolde görüyoruz. Bir Ata Demirer filmi nasıldı bu set sizin için? Benim için muazzam bir heyecan. dediğiniz gibi hem İlk ee, ilk belki de başrol sinema filmim Ata Demirer'le beraber bir başrol ee, aynı zamanda dönem işi olması bana dans etmeye, sahneye çıkmaya bir nostalji eşlik etme imkanı vermesi bakımından sinema filmleri ve Ata Demirer'le beraber sinema filmleri olarak İkiye ayırabilirim bu deneyimi. Muhteşem, muhteşem geçti benim için. Biraz 80'ler döneminde daha tabii ama sizin için nasıldı o dönem, o dönemi yansıtmak, o döneme çalışmak? Şöyle söyleyebilirim, nostalji çok seven bir insanım. Tarihi araştırmayı, öğrenmeyi çok severim. Burada özellikle Arzu'yu yaratırken çok faydasını gördüm. Ben 90 jenerasyonunda olan bir genç oyuncuyum ama 80'leri hem politik olarak araştırmak, bu genç kadın televizyonu açtığında kimi izliyordu? Yani Türkan Şoray mı vardı, Müjdar mı vardı? Hangi filmlerden etkilendim? Ben ne dinledim? nelerden eğlenebilirim? Yani televizyon var mı? Yok, radyo, şu bu. Yani öyle bir araştırma yapmaya başlıyorsunuz ki var olmasam dahi o dönemi sosyokültürel olarak öğrenebilme imkanı da sağladım. Yani özgeye de çok fazlasıyla katkı sağlamış oldu vesileyle. Ee, dediğim gibi tarihi ve nostaljiyi sevdiğim için her açıdan beni çok besledi, çok doyum sağladı. Acaba o dönemlerde olsaydım gibi bir düşünceniz oldu mu? Çok yani keşke olduğunu. ben çok seviyorum. Ee, bazen yanlış dönemde doğduğuma da çok inanıyorum. O yüzden hani o 70'ler, 60'lar hatta daha da geriye gidebiliriz. Ee, çok keyif aldım. Sanatsal açıdan özellikle hem müzik hem resim. Ee, yani Bambaşka bir ifade ediş biçimi var şu an mediumlarımız yani kullandığımız aracılar ne kadar çoğalsa da dijital medya diğer unsurlar altı dolu ve manalı bir yerden bazen yapmıyoruz kolay üretebiliyor olmak içeriğin altında dolu olduğu anlamına pek fazla gelmiyor o eski dönemlerde o nostalji olarak andığımız zamanlar bir Yeşilçam filmleri. Doyuyor muyuz? Ben doymuyorum mesela. Türkan Hanım'ı izlemeye doymuyorum asla. Kemal Sunal filmlerini izlemeye doymuyorum asla. Bir gırgırıya izlemeye doymuyorum. Açtığımız ve gördüğümüz zaman çok keyifli hepimiz izliyoruz. Hangi jenerasyonun olursak olalım. Benden sonra gelenler hakeza aynı şekilde keyifle eşlik ediyorlar. Ee, o yüzden o dönemki sanat üretim biçimi sanki daha gerçek ve samimiymiş gibi geliyor. Ama bu dönemde de bir şekilde Bursa Bülbülü benim açımdan bu noktada çok kıymetli ve ayrışıyor. O döneme temas etmek, oradaki o sıcaklığı bir şekilde buraya aktarabilmek gayretindeydik. İnşallah seyircilerimize beğenir. Filmden çıkanlar böyle 80'ler tanılarıyla çıkacak galiba. Yani öyle diyebilirim. Hem çok sevilen o dönemden çok kıymetli parçalar var ama... Ata'nın hem bestesini yaptığı hem sözlerini yazdı. harika, çok güzel, orijinal e, filmimize has, filmimize özgü şarkılarımızla gelecek. E, Cuma günü yayınla beraber soundtrack albümümüz de çıkacak. E, bence seyircilerimiz baya müptelası olacak onların da diye düşünüyorum. Hürmet ettiğim şu an sen misin? Bir 300 bin daha versem yer misin acaba? Sen anca beni kıracaksın abi. Mağdur. ay kendi filmlerinizin dışında farklı bir tarzda görüyoruz. Atabey'le Bursa Bülbülü nasıl bir film oldu sizin için? Benim için güzel deneyimler oldu. Ee, dediğiniz gibi ilk defa kendi filmlerim dışında bir projede yer aldım. Çünkü bir dönem e, filminde oynamayı vesimde vardı. E, i̇şin biraz müzikli olması falan beni çok hoşuma gitti. Senaryoda da abinin yazdığı güzel bir karakter vardı. O da çok hoşuma gitti. E, şartlarda oluşunca olmak istedim. Bir o stresi yaşamadan biliyorsunuz. Biz böyle kendi projelerimizi yazan insanlar şey oluyor. Aşırı takıntılı, stresli doğru gidiyor mu? Her şey yolunda mı falan. Bu sefer onu Atabi yaşasın istedim. <laughs> ben temiz temiz oyunculuğuma odaklandım. Güzel de oldu. Eğlenceli oldu. Bence güzel bir iş oldu Bursa Bülbül'ü. Ben zaman tüneli gibi kolluyorum onu. Yani böyle içine girip iki saat kafasını insanın dinleyebileceği ve Güzel hisler, eskiye dair güzel şeyler alıp oradan çıkabileceği güzel bir film oldu bence. 80'lerin müziklerini, kıyafetlerini, sahnesini birçok şey göreceğiz galiba Bursa evet. Bülbül'ünde önceden aldığımız spoilerlarla birlikte ama sizin için nasıldı? Aslında o dünyayı yaşamış insanlar için belki bir nostaljiydi bence. Bunu dışarıdan benim gibi çocukluğundan hatırlayanlar için ise daha şaşkınlık verici. Her set ortamında böyle 80'ler bizzat o dünyayı iyi yarattı yönetmenimiz de, sanat ekibimiz de öyle. Dolayısıyla ben bolca tadını çıkardım aslında. Gerçekten kendi filmlerimde bu kadar eğlenmedim sette. Çünkü orada tamamen şey gibi böyle sürekli meraklı biri gibi orada sete... Setteki o dönem dünyasını izledim. Durdum. Güldük, eğlendik falan. Güzel geçti benim için yani. Bursa Bölülünden sonra sizin var mı başka projeleriniz? Evet, benim var. Şu an yazıyoruz. İnşallah biz de Nisan'a Mayıs'a yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir hırsız evine kadar kovalanmaz. Ben kovalarım. <laughs>